Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu, Borsa Teknik ile karşınızdayız. Haftanın ilk işlem günündeyiz ve her pazartesi olduğu gibi birazdan stratejist Ahmet Mergen, Bay Teknik bizlerle olacak ama öncesinde piyasadaki fiyatlamalara bakıyoruz. Koronavirüsü haberlerinden sonra tekrar bugün risk iştahının düştüğünü söyleyebiliriz piyasalarda ki Borsa İstanbul'a sirayet etti. 121.037 seviyelerine kadar geri çekildi Borsa İstanbul. %0,91'lik bir değer kaybı var. Dolar TL 5.94.76 seviyelerinde seyrederken gram altın ons altındaki yukarı yönlü hareketle birlikte 303 liralara kadar yükseldi %1 primli. Türkiye 2 yıllıkları %10,04'lere geri çekilirken Türkiye 10 yıllıkları ise %10,27'ye kadar geri çekildi. Dolar endeksi 97,86 seviyesinde, euro dolar paritesi hala yatay 1.10.28 bandında seyrederken pound güçlü, pound dolar paritesi 1.30.92 seviyesinde, dolar yen 108,85, dolar İsviçre frangı ise 0.96.93 seviyesinde. Ons altın 1585 dolarlara kadar yükseldi. %1'e yakın primi seyrederken ons gümüş de ons altına eşlik etti. 18 doların üzerinde 18 dolar 33 sent civarında seyrediyor diyelim. Palladium bir miktar gevşedi. %1'lik bir düşüş var Palladium'da. 2392 dolara kadar düşmüş oldu. Platin 991 dolara düştü. %1,5'luk bir düşüş var. Bakır ise 2,71 seviyesinde. Asya borsalarına Çin Şangay Kompozit ve Kospi kapalı. Çin Şangay Kompozit ay sonuna kadar kapalı olacaktı. Fakat Çin'den yapılan son açıklamada 2 Şubat'a kadar borsaların kapalı olacağı duyuruldu. Bununla birlikte piyasa bunu bir miktar daha negatif tarafta algıladı. Japonya Nikkei Endeksi günü %2'lik bir değer kaybıyla 23.343 seviyesinden kapatırken Hong Kong Hang Seng Endeksi pozitif kapanış gerçekleştirdi. 28.027 seviyesinden Hindistan Sensex ise %1'in üzerine değer kaybıyla 41.155 seviyesinden günü sonlandırdı. Avrupa borsaları da genel görünüm satıcılı. Eurostoxx 50 endeks gösterge 3.693 seviyesinde %1,83'lük bir düşüş var. Almanya DAX'taki düşüşler %2'nin üzerine çıktı 13.266 seviyesinde. Fransa CAC'taki düşüşler %2'ye vardı 5.882 seviyesinde. İngiltere FTSE de %2 aşağıda 7.400 seviyesinde seyrederken İspanya IBEX ise %1,32'lik düşüşle 9.396 seviyesinde. ABD vadelilere bakacak olursak orada da satış derinleşti. Diyelim gün içerisinde aslında sabah saatlerinde vadeli piyasalardaki değer kaybı yaklaşık olarak %1 civarındaydı. Dow Jones vadeli 28.506 seviyesinde %1,5 oldu değer kaybı. S&P 500 vadeli 3.240 seviyesinde %1,5 eksi seyrederken Nasdaq vadeli ise 8.959 seviyesinde buradaki değer kaybı da %2'ye ulaştı. Evet, dünyadaki fiyatlamalara bakacak olursak koronavirüsü bütün dünyayı vurmuş durumda. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalarda henüz dünya çapında bir kırmızı alarma geçilmese de Çin için kırmızı alarm verildi. Bundan sonra fiyatlamaları etkileyecek olan aslında birazcık da Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek olan açıklamalarda diyelim gözümüz. Evet, o zaman şimdi Bay Teknik zamanı. Borsa Teknik'te Bay Teknik zamanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi iyilik sağlık diyoruz. Ne yapalım? Zor bir haftaya başlıyoruz. Hem yani cuma akşamı zaten moralimiz bozuldu depremden dolayı. Ben de maalesef ki burada canlı yayındaydım. Zor bir yayın oldu benim için de. Tabii. Keyif alamadım. Yayını götürmek zorundayız hocam. Bir yandan para konuşuyoruz. Bir yandan insanlar hayatını kaybediyor. Zor bir ikilemde açıkçası. Dünyada zaten bir miktar işler karıştı bu koronavirüsü. Yani. Bir miktar da olsa kontrolden çıkmış gibi görünüyor ki fiyatlara da yansıdı artık yani.
Valla bizim ülke yani zaten deprem bölgesi maalesef. Bir batı tarafı, oradan İzmir, İzmir'den Antalya, Antalya'dan hop başka tarafa, buradan tekrar Elazığ'a. Yani yok Kuzey Karadeniz hattı, yok öteki taraf hattı. Yani denizin içinden sıkışmayla yukarı doğru oluşan bir adanın üzerinde gibiyiz sanki. Öyle hatırlıyorum, öyle anlatmışlardı. Burada büyük bir deniz var ama iki taraftan kıtalar sıkıştırınca ortadan hop Hawaii gibi. Bu da böyle yukarıya doğru çıkıyor, yerleşemiyor. Milyon yıllar lazım yerleşmesi için. Onu biz de göremeyiz. Bu böyle gidecek. Yani deprem olan bir ülkede de yani işte. Deprem olan yalnız ülke, bir tek ülke Türkiye değil. Bugün depremde yaşayan Japonya var. Çok ülke var. Yani Kaliforniya'da San Andreas Fault'u var. Yani San Andreas fayı var. Dünyanın en büyük faylarından bir tanesi. Hatta öyle denir ki espri falan yapılır yani. Biraz işi mizaha vururlar. Yani orası kırıldığı zaman San Andreas fayının bu tarafında yani kıta tarafında ev alanlar sahil kenarında ev sahibi olacakmış gibi. O derece. Ya hop diye bütün Kaliforniya şeye gidiyor, Pasifik Okyanusu'na. Yani olmaz da ama tabii oradan da çok korkulur. Zaten büyük San Francisco şeyi, depremini yaratan da o fay. Ama insanlar, yani yaşadığım için de biliyorum, insanlar ona göre tedbir alıyor. Yani gökdelenler belli bir şeye göre, sisteme göre dizayn ediliyor, inşa ediliyor. Gökdelen olmayan yerler ki genelde yayılır iki katlı binalar olarak. Çoğu da zaten ahşaptır. Yani binalar böyle gıcır gıcır gider gelir. Yani çok yaşadım ben deprem. Yani hiç ikinci katta oturursun böyle gıcır gıcır yani seyredersin. Suyu, havuzun suyu bir öyle gider. Bir böyle gider. 6,5 falan. Ama yani sadece 2-3 kişi vefat eder. O da kalpten, malpten falan. Korkudan. Korkudan atlayan falan. Yani bizim de bir takım tedbirleri kesinlikle almamız gerekiyor. Bu hep söyleniyor ama olmuyor galiba. Yani paramız mı yok, neyin nesidir, bir şeyler oluyor yani. Yeniden şehirleri yeniden yapalım falan denildi. Öyle bir projeye girildi ama o işte o işin de ile şeyi biraz başka bir tarafa yöneldi. Yani o işte ulvi bir amaçla başlanmış olsa bile o iş başka bir şeye döndü. Yani müteahhitler şu bu falan gireceksin 100 metrekare ev. Ne oldu? Yeniliyoruz evi. Yeniliyoruz da ev ne oldu? Ev 80 metrekareye indi. Evet. Güzel kardeşim yani 80 metrekare evde yani ben yaşayamam ki orada yani 100 metrekare evde zaten sığamamış. 80 metrekare indiği zaman ben o evi ne yapacağım? Yani o zaman satacağım bu evi yani. Ben onu o evi 100 metrekare diye aldım. 110 metre, 150 metrekare diye aldım. Sen onu tırpanlarsan kendine daire çıkacağım diye. O zaman orada yaşam aynı şey olmuyor ki. Yani iyi de betonun altında kalmak daha mı iyi dersiniz? Vallahi yani bu iş yani o da tabii ki daha iyi değil. Kesinlikle daha iyi değil ama bu işin de bir orta yolu olması şart. Yani, böyle olmayacak kesin. Tabii canım 150-200 bin liraya yani mal edilen evler ben bilmiyorum. Onlar ben duyduklarımı söylüyorum zamanında. Çok değil 2 sene önce. 700 bin liraya 900 bin liraya satılıyordu kardeşim. Arada devasa şeyler vardı, farklar vardı. Ha şimdi maliyetler artmış. Ne kadar arttı? 250 bin. 250 bin liraya yapmıyorlar o evi. Tekrar senden 700 bin lira para istiyorlar. 100 metrekare eve. Oh ne ala muhalla yani ne güzel iş. Böyle iş mi var? Ya adam zaten 700 bin lira para vermiş, zamanında almış. Şimdi evi yenilemek için bir 700 bin daha verecek. Kaça satacak bu evi? Ortada büyük bir şey mi var yani bir iş mi var? Yani iş, o işler de böyle tavsadı. Öyle evet. Yerler var ki yani insanlar aynı binada oturan insanlar artık kavga eder hale geldi maalesef. Yani bu birisi, yüzden aynen öyle. Tabii canım birisi giriyor oraya ben diyor evi yenileyeceğim diyor. Gidiyor 15 tane daire var hiçbir şey olmuyor. 16. daire gidiyor oradan yok örnek alıyor bilmem ne alıyor.
Oradan onu evi yıktırıyor. Ondan sonra o ev ortada kalıyor. Arsa haline dönüşüyor. Çok yerler var. Evler yıkıldı. Emekliler falan filan. Şu anda kirada da oturamıyorlar. Müteahhit de yok ortada. Arazi öyle kaldı. Dışarıda bir sürü mağdur olan insanlar çok var. Çok kişi mağdur oldu. Evet, bildiklerim var hocam. Doğru. Yani ne bildiği var canım. Böyle şahit insan, olduğum insanlar var. Yani bu devirde hala birileri yani orada örnek alıyor. Evi yıktırmaya kalkıyor falan filan. Kardeşim, iki seneden önce hiçbir müteahhit gelip de tekrar ev mev öyle işe girişmez. Adamlar zaten herkes geri çekiliyor. Yani yaptığı evi de yani orada 15 daireye 15 daire alsa 15 daireyi satacak durumu yok yani. Senin paranla yapmak istiyor. Hem de anormal kar etmek istiyor. O ne güzel ne iş. Ne güzel diyorsunuz. Ya ne güzel iş. Var mı böyle dünya ya? Artık yeter. Yani çok para kazanan insanlar da biraz artık durmalı yani bu dünyada. Yani anlattım ya hani 5 kişi 95 lirayı yiyor 100 liranın. Kalanı 95 kişi de 5 liranın peşinde. Ondan sonra da bu dünyada huzur isteniyor. Yok ya, öyle bir huzur var mı? Olabilir mi? İmkanı var mı? Olmaz kardeşim. Olmadığı için de bugün 60 milyon insan göç halinde, mülteci. 70'li yıllarda 60 milyon insan göç halinde miydi dünyada? Yok. Herkes yerinde oturuyordu. Gene biraz oturuyordu canım. Şimdi nereye gideceği belli değil. Ha bir de bir takım yani nasıl diyeyim artık zıvanadan çıktı o tarafta. Yani Asya tarafı. 2-3 senede bir onlar mı çıkarıyor? Birileri oraya mı atıyor? Neyin nesiyse virüsler bilmem neler. Yok domuz gribi, yok domuz gribinin gelişmiş versiyonu, yok kümes gribi, yok bilmem ne gribi, tamam mı? Yok tarantula gribi. Rahat durun be kardeşim ya. Rahat durun yani. Şimdi Amerika'dan Avrupa'ya kadar her yere dağıldı koronavirüsü. Zaten tabii canım, piyasanın yani da fiyatladığı bu. Belki de yani biyolojik bir savaş mıdır? Yani her türlü komplo teorileri de okuyorum çok ortaya çıkabilir yani. Çıktı da çıkabilir hocam. Çıkabilir ama. Sürekli yazıyordu hangisi yani doğru bilmiyorum. Yani komplo teorisi olabilir, olmayabilir, komplo olabilir falan filan. Neyin nesiyse ama burada vatandaş, insanlar bunlardan ölecek yani ölenler var. Ölüyor hocam 80 tabii, kişi 80 öldü. 80 kişi gitti yani bunlar onlara sorarsan yani komplo veya değil kardeşim diyecek. Öldü benim hayatıma öldü. Mal oldu yani bu iş evet. Diyecek sorsan doğru, yani. Doğru. Yani ne bileyim ya artık biraz da herkes yani kendine dikkat, yani kendine artık bir çeki düzen vermeli. Aldı başını gidiyor her şey. Yani iyi de yani dünyadaki başka insanların sıhhatini falan böyle ortada tehlikeye atacak deneyler falan. Kusura bakmayın ya. Vallahi ben şey taraftarıyım, yazdım da Twitter'da. Yani böyle ülkelerin cezalandırılması lazım. Dünyayı niye tehdit ediyorsun ya? Allah Allah. Senin çıkardığın, senin ülkende patlayan. O zaman karantinaya al. Kontrol altına al. Bütün dünyayı niye tehdit ediyorsun yani? Hem de oradan geliyor yani işler. Yani bir orada bir dert var yani anlaşılan. Ya hocam biyolojik bir deney yapıyorlar ya da her şeyi yediği hayır, için Afrika bir yerden Afrika kısmını virüs anlıyorum. Yani Afrika'da bulaşıyor. Zaten Ebola'yı anlıyorum. Yani Afrika'daki Ebola bambaşka bir olay. O Afrika nüfusunu yani tüketmek için galiba yaratıldı. Yani şeye benziyor bu ya. Logan's Run diye bir film vardı 70'li yıllarda. Yani isteyen yazar Logan'ın Koşusu adında. Logan's Run. Yani orada da 30 yaşını dolduran insanlar başka bir daha mutlu bir dünyada yaşayacaksınız falan diye götürülüyor. Orada ebediyen emekliye sevk ediliyor, öldürülüyor bir anlamda. Niye? 30 yaşının üzerindeki insan topluluğunu dünya... Tamam mı? Besleyemiyor. Yani şeyler kısıtlı. Oradaki yeteri kadar ürün yok, bilmem ne yok, şu yok, bu yok. Öyle bir dünya var. Bunu 70'li yıllarda çevirmişler. İnşallah 2020, 2050, 30'lu yıllarda bunu hayata geçirmezler yani. Şimdi böyle vızvızlar var ya, emeklilik yaşı çok fazla falan filan, şu bu, emekliler artık yani verilmesin para, ıvır zıvır, vermeyin tamam. Yani o zaman milletten de para almayın. Emeklilik için. Emeklilik için. Yani. O zaman prim almayın. Herkes kendi emekliliğini kendisi yapsın. O da bir çözüm. Ama hem prim alacaksın emekliliği, ondan sonra emeklilik olmayacak. Yok öyle bir dünya. Böyle bir iş olmaz. O pek adil olmaz. Neyse yani borsada da buraya da koronavirüsü geldi galiba. Hafiften bir boynunu dünya kadar olmasa da bizde biraz ama destek burada. Hı hı. 118, 119 binde.
Ha, orası delinirse o zaman 114 bine kadar, şuraya kadar gelebilir. Yani 50 günlük ortalamayı test edebilir. O da biraz yükselir. Ha işte 114-500 falan. 50'nin altına böyle yapıp da kayarsa işler kötüye gider. Görüntü olarak. Yani bir türlü daha 135 bine gitmedi. Öteki tarafta da zaten burada böyle bir şey var. Yani burası şöyle şöyle yapar, tekrar tırmanırsa ne etti burası? 125. Burası kaç? 119. 125, 119, 6, 125, 131 bin civarına. Yani şurası katlarsa yukarıya, Y'ye kadar. O zaman 131 olur rakam olarak. İşte o 135 rakamına doğru gidebilir. Şu anda yani büyük kağıtlarda bir şey yok. Yok. Yani yabancı herhalde gelmiyor. Bütün kağıtlar tüpraş aşağı gidiyor. Şimdi herkes Türk Hava Yolları eksi. Ama tüpraşı anlattık. Yani kaç kere anlatacağız ya? Ben de onu anlamıyorum ya. Tüpraş değişmiyor kardeş. Güzel kardeşim. 130, 120. Burası 10 lira dedik. Tamam mı? Normal şartta teknik olarak yukarı giderse 140, aşağı giderse 10 kağıt eksi yazar. 110'a gider yani. Teknik bu. Yatay alanda zaten. Tık veya tık aşağı. Etrafa kayarsa. Bant hareketi. Şu anda 117'de. 117'de 118'in altına doğru gidiyor. Demek ki o zaman maalesef beklenti 110 civarı olur. Ha 110'a gider mi gitmez mi? Onun garantisi. Onun garantisini Ahmet Mergen veremez. Ama 50 günlük ve 20 günlük ortalamaların altına maalesef sarktı. Uzun ve bir destek çizgisi vardı. O da kırıldı. Ha tüpraşta dert ne? Vallahi bütün büyük kağıtlarda bir dert var. Yani onlar olmadığı halde endeks buralara geldi. Diğerlerini bilemiyorum. Daha diğerleri yani gelemedi. Endeks yeni zirvelerde geziyor. Öteki kağıtlara bakıyorsun, baba kağıtlara. Kimse neredeyse zirvesinde değil. Kimse zirvesinde değil yani. Ha belli kağıtlar var. Ford falan geldi. Koç biraz açtı 21 binin üzerinde. Ama bazı kağıtlar daha oraya gelemedi yani. Hocam neden biliyor musunuz? Bunu sizinle geçen yayında da konuşmuştuk. Şöyle bir sıkıntı var. Endeks %1, %2 düştüğünde bütün ana hisseler %3 aşağıda neredeyse. Endeks %1 çıkıyor. Bütün hisselere bakıyorsunuz işte 0.90, 0.50 belki %1. Yani düşerken çok güzel düşülüyor da çıkarken aynı hıza çıkılmadığı için aynı hissiyatı yaratmıyor diye yani düşünüyorum. Yani o hissiyatı ekonomide başka rakamlara bakınca bazı ekonomistler de aynı şekilde hissediyor da. Yani gelen rakamlara falan baktıkları zaman. Biz markette o hissi elde ediyoruz yani. Hadi be şuraya bak. Bulaşık makinesinin o tabletleri, ufacık tablet neredeyse 90 lira. Evet. Geçenlerde ne kadardı? 35-40 liraydı. Huşt uçmuş. Ötekine bakıyorsun, kağıt havlu. Kağıt havlunun yani maliyeti bir tane kağıt havlu yaklaşık 1 liraydı. Şimdi 2-2,5 liraya gelmiş kağıt havlunun bir rulosu. Doğru. Yani efendim sen de havluya sil elini. Tamam hadi kağıt havludan tasarruf ettik. Çok güzel teşekkür ederim. Yani bu büyük bilgi için sağ ol ekonomik olarak ama bu yalnız orada bitmiyor güzel kardeşim. Her şeyde bu böyle yukarıya doğru gidiyor. Hadi kağıt havluyu sildik. Hocam ben en çok onu şampuanımda attık, hissediyorum. Attık. 15 liraya aldığım şampuan tam 95 lira oldu. Ya tabii ki 95 liraya artık şampuan almıyorum ama oldu. Yani tabii. Bunu gözlerimle gördüm. Çünkü o yani evet burada da yani aşağı tarafta maalesef yani şey var, şeye bakacaksınız dolar bazında 19 bin dolar. Yani iki tane hedef var. Birisi 23 bin dolar yukarı yönde, diğeri de dikkat etmeniz gereken 19 bin dolar. Yani kırılmasın diye yazayım. Ama hedef burası görüntü itibarıyla. Ama yani biraz da destek lazım canım. Büyük kağıtlardan yani bu kadar yani ne yapsın yani endekste. Yani o da what can I do for you yani diyor yani bir anlamda. Bana bir güçlü kuvvetli destek lazım. Bankalar da gitmiyor. Bugün bir tek garanti geldi geldi yani oralara. Yani vakıf makıf falan onlar bunlar hala tırmanmaya çalışıyor ama eski tepelere gelinemedi. Yani onlar zaten zirvelerine giderse eski zirveleri yani bir tarihi zirveleri biraz olsun geçseler zaten endeks 135 binde. Yani benim yüzümü artık kara çıkarmaz inşallah. Hadi bakalım. O zaman güçlü kuvvetli demişken güçlü kuvvetli bir yatırım aracına geçelim.
Hocam, işte güçlü kuvvetli bir yatırım aracı. Tabii. Güçlü kuvvetli olacaksan brokoli yiyin. Yani. Salatası güzel oluyor sirkeyle falan. Altın buradan koptu. Al sinyalini verdi. Biraz fazla uçtu. Hala buranın dolduracağını iddia ediyordum. Ama doldurulmadı. Dur bakalım ne olacak? 1.54 yani 1.54.8 evet. 1548, 1550. Yani ben 1510, 1520'ye doğru gelir dedim. Fakat şu anda 1584 civarında. Bakalım buradaki bu 1611 çanağı böyle olacak mı? Vallahi eğer öyle olursa o zaman bu iş çanak yukarıda olduğu için biz buna şey diyoruz biliyorsun. Salvador Dali. Salvador Dali diyoruz yani. Salvador Dali kulpu. Bu da fincanı. Yani yukarıda kaldı. Yani hareketli ortalamanın altına eğer bir daha buradan gelirse o zaman 1520'ye, 1515'e doğru gelir. Şu anda destek 1550 dolar civarında. Yukarı tarafta da 1611 yani direnç oluşturdu. Öyle görünüyor. Bakalım yani bunun hedefi esasında 1650-1675 de biraz aşağı gelip sonra gider diye düşündüm. Olmadı. Yine şu anda ikinci tepeye doğru gidiyor mu, buradan tekrar verirler mi o bilinmez. Ama çanağı tamamlamaya sanki oraya doğru gidiyor 1610'a doğru. Evet yani ana trend şu. Yani burası diplerin birleştirilmesiyle elde edilen bir destek çizgisi. Yukarıya doğru gidiyor. Ha, çok istiyorsak buradan böyle de bir de paralel de çekebiliriz her ihtimale karşı. Burası 1650'de şurada bir yerde bu çizgiyle çakışıyorsa, bu da burayı katlayıp buraya geliyorsa 1650-75 aralığında orada bir daha normalde satıcı gelir. Yani fikir olarak. Evet. Geçelim. Hocam, bir de dolar zaten sürekli bakıyoruz, çok da bir hareket yok. Pound bakalım. Malumunuz İngiltere artık Avrupa Birliği'nden düğünle, davulla, zurnayla çıkıyor inşallah. Yani. Artık bu yani. Biraz öyle oldu. Hakikaten baydınız yani. Burada şöyle dipleri birleştirelim. Burası kaç? Yaklaşık 1.2950 diyelim. Şu tepeyi şöyle alırsak, onun böyle biraz dışına taşıyor gibi bir hal var. 50 günlük ortalama 1.30'da. Şurada bir 1.33'e yakın bir yerde bir tepe var. Bu çanak böyle oraya doğru sanki gidebilir. 1.32.70-80 mi öyle bir şey orası? Tam tabii rakamları bilemeyeceğim, göremiyorum o kadar ama 1.2270 diyeyim. Bir tane de burada var 1.35'te. O daha büyük bir çanak. Ama önce ufağı tamamlanacaksa tamamlanır. Yani 1.31 şöyle yapalım 32 1.32.70, evet. Karıştırdık orayı. 1.32.70, şuraya ok işareti yapalım. Heh. Yani direnç orada, destek yaklaşık 1.30. 20 günlüğü alırsak 1.31 gibi. 50 günlük daha sağlam, 1.30 civarında diyeyim ben desteğe. Ama şu çanak tamamlanabilir. Esas hikaye burada. Yani şurası, bu büyük çanağın şu şekilde tamamlanmasına gidiyor. Burası 1.20 idi zaten.
Bunu daha önce de konuştuk. Yani 1.20, 1.35, 1.20, burası 0.15 desek, 1.35, 0.15'i koyarsan üstüne, burası 1.50. Bu zaten ta o Brexit oylamasının yapıldığı gece gördüğü fiyat bu. Oradan çöktü 1.40'ın altına. Anında böyle önce bir yukarı gitti, oradan pat diye patır kütür gitti. Yani bu 1.50 görülebilir ama uzun vadede. Çünkü bu çanağın katlanması orayı hedefliyor. Şu anda ilk hedef 1.32.70, sonrası 1.35. Stop 1.30'un altı. Artık hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ayrılırlarsa ayrılacaklar ama daha hala Amerika ile anlaşma, onunla anlaşma falan filan. Ay hala böyle bir yani tereddüt var yani. Ama imzalandı galiba. Kraliçe Elizabeth onay geldi. Artık çıkılacak. Hadi yani, bakalım hasta la vista baby tamam. Son dakika gelişmesi olmaz ise güvenemiyorum yani. Bir Trump'a güvenemiyorum, bir Brexit'e güvenemiyorum hakikaten hocam yani ben de şu dünyada. Vallahi son anda evet tekrar yok ya biz gitmiyoruz falan derlerse diye bağırarak yani millet forex piyasasında millet bağırarak kaçar artık yani. Hakikaten. Yeter yettiniz artık diye. Evet, geçelim. Hocam o zaman bir devre arası verelim. Kısa bir araya gidelim. Hadi bakalım. Sonra hisselerle devam edelim. Tamam. Siyasetten diplomasiye, finansal gelişmelerden enerji piyasasındaki hamlelere. Ben Burcu Çetinkaya. Ben de Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'teyim. Hafta içi her gün küresel bakışta dünyanın gündemini konuklarımızla değerlendireceğiz. Burcu Çetinkaya ile Küresel Bakış hafta içi her gün EkoTürk'te. Yarınlar nefessiz kalmasın diye, daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon ağaç, bugün fidan, yarın nefes diyoruz. Dünya rekoruna koşuyoruz. 11 Kasım'da 81 ilde el ele, gönül gönüle. Haydi Türkiye, fidan dikmeye. Geleceğe nefes ol. Geleceğe nefes ol. Ali Değermenci ile Yeni Dünya Düzeni bu akşam 19.30'da EkoTürk'te.
O zaman biz Bitcoin'le başlayalım. Hocam evet, ondan sonra hisselerle devam edelim. 6500 civarından başlayan çıkış, 9000'lerde satış geldi ama bence stop. Kaç lira burası? Şu anda fiyat 8600'de. Bence stop 8000. 8000'e koy stopu kardeşim. Şurası 8000, 50 günlük ortalamanın olduğu yer. Tamam mı? Büyük görüntü ABC, sol omuz baş sağ şeklinde gibi gözüküyor. B aynen 1, 2, 3. Şu kısmın daha büyütülmüş hali burada gerçekleşecek sanki. Şöyle. Buranın katlanması yukarı yönde 13.500-14.000'deki bu tepeyi verir. Şuranın yukarı yönde katlanması. Burası da neydi? Yani burası direnç. Şurada geçildi orası. Ne oldu ayrıyeten? Golden cross da oldu. Hadi hayırlı işler. Yani yukarı yönde. Önünde bir tek şurası var direnç. Ondan sonrası 10.000 dolar. Geçelim. Geçelim hocam. Stop. Bu arada 8.000'de. 8.000 dolarda. Harika. Yazdığınız bütün hisseleri hemen hemen not alıyorum. Listeyi önceden hazırladığım için çarşamba gününe tekrar ekliyorum. Bugün yazmış olduğum hisseleri. Valla Aselsan tabii ki bu esas, yani fiyat burada. 16.5-19.5 arası. Şu alan zaten katladı kendisini. Geldi buraya. Normal. Şuradaki tepe geldi, bunu yakaladı. Daha büyük bir çanağa doğru gidiyoruz. Burası T desek, burası eğer T kadar katlarsa 23.5-16.5 ne kadar? 7 lira. 7 lirayı koyarsan üzerine 30 lira. Bunun derdi yani 27-26.5-27 oradan sonra bence başlar. 30 civarında satıcı gelir. Yani bu büyük çanağın katlaması. Ama kısa vadede şu anda 22 bin kaç burası? 250. Ha, esas destek kısa vadede orada. 22-250 yani 22-25. Hadi 22 diyelim. Daha iyi destek bence 21 binde. Yani 21 lirada pardon. TL olarak 21 TL. Ama şu alan, yani bu alan dolar bazında 3 doların altında kaldı. Evet, bak. Yani 3 doların altında o büyük rally 9 liradan başlayıp da 47'ye giden o büyük rally de yani yaklaşık olarak 2.80 dolardan falan başladı o zamanın fiyatıyla. Aselsan buraya indiği zaman 2.80'in altına indi. 2.65 dolara falan indi. Onun için burada o 2.80'i alıp 12 dolara 47 lirada bize malları çakan döndü. Şimdi 4 katı mal alabilir 2.65'ten. Aynen, dolar öyle, bazında. Dolar bazında. Tamam. 1 milyon lira, 1 milyon tane sattıysa şimdi 4 milyon lot alır bu fiyatlardan dolar bazında. Çünkü doları yani 12, hadi hepsini 12 dolardan çakmasa bile 10 dolardan çaksa bitti gitti. Şimdi burada da 2'ye katladı. Aldı verdi falan filan. Yani güzel bir hareket de burada yaptı. İkiye katlamadı fiyat olarak ama yani kalınlık olarak çanak yukarı yönde katlandı. Burada da para verdi. 17 liraya almış olsa kağıt 23'e gidiyor. İyi para. 3 kere 17 ne eder? 50 kuruş. 17'nin üzerine 5 lirayı koy. 22-23. Tamam işte. %30'u. %30'u yaptı. Eğer 17 lirada topladıysa malı. 17-20 arası topladıysa %20 yaptı ortalama. Güzel para. Geçelim. Geçelim hocam. O zaman bir de ilaç bakalım. Bu kendi halinde bir kağıt. Öyle yani girip de alışverişin falan yapıldığı bir yer değil. Klasik tepeleri birleştiren çizginin kırılması. Al. Tekrar burada bir al. Şimdi burası 4.3, 4 lira 30 kuruşta. Yani yeni bir zirvede bu benim bildiğim kadarıyla TL olarak ama dolar bazında hala
gideceği bir yol var. Dipleri birleştirirsek böyle. Tepeleri birleştirirsek böyle bir kanal içinde bu tepe burayı, o çizgi yakaladı. Ha, destek nerede? Destek şurada. 3.95'te ama esas destek 3.70'te. Yani kanalın hem alt tarafı hem de 50 günlük ortalamanın olduğu yer. Uzun vade bakacaksanız o zaman haftalık grafiğe bakın. Dolar bazında bakın. Hı hı. Önümüzdeki 2-3 sene içinde nerelere gidebilir? Önümüzdeki 2-3 sene içinde eğer dolar bazında tepeler oluşacaktır mutlaka bunun üzerinde. Yani oralar hedeflenmeli önümüzdeki 2-3 sene için. Dolar bazında tarihi zirveleri neyse oralar hedeflenebilir. Yani alınıp tutulabilecek tipte kağıtlardan bu. Bu eczacı yatırım. Eczacı. Bir aralar eczacı yatırımda mı birleşecekti neydi? Bir şeyler olacaktı. Bir holding mi? Bir öyle bir hikayeler vardı ama sonra gene teke tek kaldılar bunlar ayrı ayrı. Bunlar birleşecekti galiba 3-5 sene önce. Öyle bir heyecan yarattılar. Uzun vadede mesela baktığınız zaman da yani kağıtlara baktığınız zaman böyle geliniyor. Şuradaki mumları görüyor musunuz? Yani pata 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 aynı zamanda burada ne oluyor? Altın. Kesişme oluyor. Kesişme var. Alanlar, bu tren yukarı doğru gidiyor kardeşim. Neydi bizim tren? Çuf çuf. Arkasında vagonlarla. Hocam siz ne zaman tren çizseniz benim artık aklıma Petkim geliyor. Yukarı gidiyor Petkim'le yani. Petkim'le özdeşti yani. Bu kanal içinde gidiyor, çıkış kanalı içinde. Yükselen bir kanal. Evet, geçelim. Geçelim. Bir sürü kağıda bakalım. Birçok kişi, evet. Bağfaş sordu hocam. Ya burası, bunun hakkında yani pek de fazla iyi hislerim yok ama yani yatırımcıya iyi para verdi. Yani kim alıyor, kim yapıyor onu eskiden borsalarda alışveriş yapanlar bilir. Bu tahtanın niye bu kadar gidebileceğini falan. Burada artık bir zamanlar 16.50 falan, 16'nın üzerindeydi tarihi zirve. Orası geçildi. Yani orası geçildi. Yeni bir tarihi zirveye gitti TL bazında. Burada direnç var. 18.60 destek. Ben 16.50'ye bakarım. Buraya pek güvenmem. Ne halt edecekleri belli değil. Daha doğrusu ne yapacağı belli değil diyeyim. Tek kişi galiba. Yani direnç burada. 21 civarında. Ha, burada neye bakarsınız? Vallahi bakacaksınız dolar bazında artık bundan sonraki hedefiniz. Çünkü gübre fabrikaları da 2,5 liradan 9'a gitti. Doğru. Öteki Ege Gübre gene aynı Ekuri. Onu da uçurdular. O bundan da daha şey az lotu olan bir yer. Yani orası başka bir alem. Hani orası da gitti. 50 liralarda falan mı dolaşıyor? Bir zamanlar 20'lerde olduğunu hatırlıyorum. 22-25 falan dolar şey liralardaydı. O da 50 liraya falan gitti galiba. Belki de üstünde. Orada yani o da götürülebilir çok rahat. Çünkü lot yok. Yani Bağfaş'ta da pek fazla lot olduğunu zannetmiyorum. Çünkü girdiğiniz zaman alım malım yaparsanız burada da tahta hemen karışıyor. Böyle fazla rahatsız etmeyeceksiniz buradaki horozu. Yukarı yönde trend devam ediyor. Dediğim gibi gübrelerde yani birisi 9 liraya gitti, ötekisi bilmem ne oldu falan. Burada da tutulacak mal. Göründüğü kadarıyla bakın hep dip. Bu dip ötekinin üstünde, bu dip bunun üstünde, bu dip bunun üstünde. Yani çıkış akımı tepeler birbirlerinin üzerinde yukarıya doğru gidiyor. Ha koşup hemen hurra diye dalar mısın? Vallahi 5 liradan 21 liraya geldi. 4 katı oldu kağıt. Bir de kocaman bir de gap bırakmış yani, hocam zaten. Şuralardaki mumların boyuna bakın. Mumlar ne kadar? Şimdi buradaki mumlara bakın. Nasıl? Yani klasik bunlar. Klasik dip. Yani hisse toplama yeri.
Yani yukarı çıkmasına müsaade etmiyorsun. Millet bezdiriyorsun, bezdiriyorsun. Millet dökülüyor. Ondan sonra patır 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 yukarıya, bir daha yan tarafa, bir daha hoppa boşlukla yukarıya, gene yan tarafa. Tamam mı? Bir daha yana şöyle. Ne çizdim ben ya? Ne güzel merdiven çizdim bak. Aslında yürüyen merdiven gibi oldu hocam. Cem Bey de yazmış şu an tahtaya bakıyor sanıyorum derinliğine. 7079 lot hocam diyor en fazla lot şu an. Yani 18.000 lot alsam şu an tam 10 kademe kaldırıyorum diyor. Çay içmeye geldiğinde anlatırım. Geçelim. Geçiyorum. Televizyonda anlatamam. O zaman çay içmeye geldiğinizde gizli kapaklı diyorsunuz. Yani her şey konuşulmaz tabii. Hocam şu an piyasayı Halkbank tutuyor. Çok ilginçtir ki. Devir değişti. Yani gitmiyor dendi galiba 8 liraya gidecek. Herkes resmen bir haftadır piyasayı tuttu. Sırada tamam mı? Herhalde 8 liradaki tepeye doğru niyetleniyor galiba. Neyse ben konuşmayayım da o gene gitsin. Ama şu çanak, yani şu yatay alan diyeyim. Dipler belli. 1, 2, 3, 4, 5. Tepeler düşüşte oluşan var. Çıkış, direnç. Buradaki buraya geldi, katlandı. Burada da çakılanlar, bunlar da buraya geldi. Ama onlar orada temizlendi. Şşşt diye götürdüler onları. Hızlı bir çıkış. Yani hedef 108 lira civarı olabilir. Destek. Bence bunda destek 6.60'da. 6.25'e gelir mi? Pek gelmeyebilir. Çünkü yeteri kadar mesafeyi daha kat etmedi. Yani bir 8'e doğru yollansın bakalım inşallah. Trend yukarıya. Dava varmış, o varmış, bu varmış. Onlar zaten artık öğrenildi kardeşim. Her şey biliniyor yani. Şurada da Golden Cross var. Altın kesişme var. Yani muhtemelen burada mal alan arkadaşlar dünyadan habersizdir. Yani Halkbank'ın üzerinde dava, mava falan var bilmiyorlardır ama işte garibim bunlar dalmışlar bir kere malı götürüyorlar yani. İmkanı var. Bunlar burada bu işleri yapanların haberi olmaz olur mu bu işlerde? Mümkün mü? Yani mümkün mü? İmkanı var mı? Burada yataya sarmış, çıkmış, yataya sarmış. Şimdi bir daha götürüyor yukarıya doğru. Esas çanağa doğru götürüyor. Ha normal şartlarda eskisi gibi olsa işler, öteki bankalara bakarak konuşabilsek. Hı hı. Yani bunun arkasında tabii ne oluyor ne bitiyor bilemem. Spekülasyon da yaratacak halim yok. Çünkü bunlar bankalar konusunda işler yorum yapmak o kadar kolay değildir, tehlikelidir. Yani ama comparison yani bir karşılaştırma yapsak eski haliyle falan filan. Ne olup ne bittiğini bilmiyorum. Yani normal şartlarda buradaki beklenti 15 lira falan olması lazım. Tabii. Ama işte 8 görünüyor da gerisini bilemem. Hatta hocam yani dolar bazlı tarihi seviyesine bakacak liradaydı. Olursak 50 lira olması lazım. Yani bu 21 liradaydı lira. Bir zamanlar. Garanti 12-12 orayı gördü. Akbank neredeyse geliyor eski tepeye. Bunun tepesi 21'di 2013 senesinde. 11 dolar. Halka arz sonrası 15'ten falan çıktı 15.5'ten. O gazlan hurra diye gitti, yabancı aldı. Milyar dolarlık aldı yabancı burayı. Kaç milyar dolardı ya? O zaman 3-4 milyarlık, 4, o civarda bir hisse senedi aldı yabancı burada, Halk Bankası'nda. Bakıldığı zaman 11 dolarlık, 21 lirada 11 dolar olan Halk Bankası 1 dolara indi 6 sene sonra. Yani komik. Facia yani. Facia olacak işte. Dolar bazında. Evet, geçelim. Geçelim. Çok fazla Afyon sorusu var fakat listemiz yok. Yani aslında Cuma Afyon, günü... Yani ne diyeyim yani Afyon... Cuma günü koymuştum hocam ama aslında vakit kalmadı Afyon'a. Bedelli haberinden sonra eklemiştim. Afyon, evet. Kaç lira bunun tepesi? 9.50 civarında. Şu anda fiyat kaç lira? 6.90'daydı. Bekle kardeşim. Ne bekle? Derdin ne? Yani bütün çimentolar eski tarihi zirvelere falan gitti de Afyon ya onu da götürürler. Ya kaç iki dakikalık iş istediği zaman. Yıllar öncesini hatırlayın. Yani 45 liradan 250'ye gittiğini bilirim. Sonra da 250 lirada millet malı yemiş. Hocam ben bu Afyon'u ne yapayım? Ne olacak bu iş? Vallahi kardeşim.
Yani bana sormadın ki alırken 245 liralık kağıdı 250'ye almışım. Ben ne yapayım yani? Hiç yapılacak bir şey yok. Yani var da neyse. Direnç geçiliyor. Artık koy altı el şeye, bu alt bank değil mi? Hocam, ha, altı el. Ama Afyon dediğim gibi 6.90, 9.5 falan hedefi var. Ama Afyon'u mutlaka tekrar listeye alacağım. Cuma günü vakit kalmadığı için bakamamıştık. Bu ne ya? Hala mı emlak konuttasın? Sen de ev alacaksın galiba. Toki'ye taktın kafayı. Yok hocam, sürekli soruyorlar. Yani Toki. Yani anladım, senin bir derdin var. Ev alacaksın herhalde. Geldi buraya. 1.80'e. Yok hocam, hiç öyle bir beklentim. 80'e doğru geldi. Tamam, oraya geleceğini söyledik. Yani, 1.08'de göreceğini söylemiştiniz. Abicim sen burada almıyorsun aynen, malı. Şimdi burada mı soracaksın aynen, bana evet. Bu mal alınır mı alınmaz mı diye. Yani çanak manak tamamlanmış. Çanak çömlek bitmiş. Yani... Büyük birinci dip, büyük ikinci dip olmuş. Aradaki mesafe şurası. Tamam mı? Burada tepe var. Burası katlamış mı? Güzel kardeşim, katlamış. Yani müsaade et o zaman. Hiç olmazsa biraz şuralara doğru gelsin. Biraz aşağıya doğru versin. Yani bir GYO hastalığı tuttu arkadaş herkeste. Vallahi ümitlendim ya. Bizim ev o zaman değer kazanacak yani. Bayağı bir... Gayrimenkul sektöründe bir hareketlenme var herhalde ya, bilmiyorum. Benim arkadaşlarım var. Onların söylediği kadarıyla bir şey olmuyor. Ama onlar herhalde yanlış ev satışındalar galiba. Yani bütün GYO'lar uçtu gitti. Teoriyle pratik birbirini tutmuyor pek diyorsunuz tutmuyor. Hocam. Yani demek ki burada GYO'lar yukarı gittiğine göre o zaman bizim arkadaşların da işi açılacak demektir. Yani çünkü bu borsa önceden söyler derler her işi. E şimdi şuraya bakar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani şurada 10 günde kağıt 1.40'tan 1.75'e gelmiş. Şurası roket. E şimdi müsaade et de yani kağıt biraz düzeltsin. O zaman düşün yani. Normalde çanak tamamlandığı için satıcının gelmesi bence normal. Ha, uzun vade 2'nin üzerine çıkar mı? E çıksın artık yani uzun vade. Yani endeks 180'lere doğru gidecekse. Yazık yani. E bu da gitsin yani. Ama... Yani yıllar boyunca her tarafta işler yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı, bütün gayrimenkul yani sektörü patladı gitti, evler mevler anormal fiyatlarda satıldı. E kağıt 3 lira 25 kuruş. 1 liraya düştü. Tepesi var. Oradan kağıt 1 liraya indi. Yani yatırım olarak 3'te 1'e indi. Dolar bazında da konuşmuyorum. Dolar da 2'ye katladığı için. Fiyat dolar bazında gerçek anlamda 6'da 1'e indi yani. Pek de başarılı bir yani şey çizmedi, rota çizmedi. Doğru. İnşallah bundan sonrasını doğru, başarılı bir şekilde çizer. Çok insanı ağlattı bu. Geçelim. Geçelim, emlak konuttan dönelim o zaman. Ondan sonra sen villalara falan geçersin artık. Yani Toki'yi bıraktın. Toki. Toki'den geçtin. Evet, bu da yatay tabii bir kalandadır. O kadar soruyorlar ki emlak konutu, inanın yani. E normal, herkes çakılmıştır 3 liranın üzerinde. Şu anki favori de Afyon ve Tüpraş. Bugünün en çok sorulan iki hissesi. Burası yatay alan, Y kadar yukarıya gitmesi lazım. 21,5, 16,5, 5 lira. 5 lirayı koyarsan 26,5. Neredeyiz? Yaklaşık oraya doğru gelmişiz. 25,5'tan bir satış gelmiş. Valla 23 onun desteği diyeyim. 23'e koyarım desteği. Burada biraz böyle 24-25, 24 civarında belki 20 günlük ortalamada tutunma çabası olabilir. Ama orası delinirse 23'e gelir. Normal 50 günlük destek yani 23 civarında. Ondan sonra burada tekrar hareketlerle devam ederse yoluna 30'a doğru gider. Yıllar boyu hep yukarı doğru gitmiştir. Şöyle bir... Yani buraya dipleri böyle birleştirip, tepeleri de böyle birleştirip bir kanal şu alan içinde yani bir kanal çizebiliriz. Yukarıya doğru giden tepeler, dipler. Eh burayı da tepe diyelim. Yukarıya doğru tam gidemedi. Belki biraz daha aşağıdan çizmek lazım ama kanal içinde yukarıya doğru gidiyor. Normalde burayı yukarı yönde katlaması lazım. Uzun vade daha da gidebilir mi? Gidebilir. Uzun vade dolar bazında daha da gidebilir. Endeks hakkında görüntü yani şey olarak beklentimiz olumlu. Nisan'dan sonra kara koyun, ak koyun
belli olacak. Aynen. Nisan'dan sonra Türkiye'nin nereye gidebileceği, borsanın dolar bazında falan aylık ortalamalar, şunlar bunlar, her şey bir açıklığa kavuşur. İnşallah iyiye doğru gider. İnşallah. Şubat Mart'ı da bir atlatalım. Hayırlısıyla inşallah. Evet. Hocam bir saniye izninizle, listede vardı. Şişe çok soruluyor şu an. Evet, şişe de gene. Yani işte dediğim gibi büyük kağıtla, yani o endeksi taşıyabilecek olan ana kağıtlarda bir dert var. Evet, doğru. Yani şurası bir tepe, burası buraya doğru geldi. Yani bir, iki, üç, aynı seviyede 5.40 civarında tepeler oluştu. Şimdi şurada dip var, 5 civarında ama esas 50 günlük destek 5.10'da. Son dip 5'te, 5 civarında. Onun altı artık sıkıntı olabilir. Ha, benim düşüncem bunun böyle olmasıydı. Yani burası bir, solumuz, burası iki, baş kısmı, burası bir ve iki, çift, ikili dip şeklinde. Burası da üç, yani sağ omuz şeklinde. Burası sol omuz. Burası da baş. Ha, uzun vadede ne olur? Burayı alırız. Kaç lira burası? 5.40. Burası 4 lira. 140 koyarsak 5.80, 6.80 falan gibi bir hedefi olur. 6.80 var mı oralarda bir yerde? Var. Yani ana çanak var. Ama daha önce 6 civarında, yani şöyle bir durum var. Daha sonra böyle bir durum var, ihtimal. Daha sonra bu var, yukarıya doğru. En sonuncusu da böyle, yukarıya doğru. İç içe ters matruşkalar. Matruşka. Dediğim gibi, en son, son durak 5, onun altı stop. Yani 5'e doğru alınır herhalde ya. Orada yani desteğin gelmesi lazım. Ha, yukarı yanda ilk direnç 5.40. 5-5.40 arasını yukarı yönde katlarsa 5.80 eder. Buradaki tepede 3 aşağı 5 yukarı sizi 6 lira civarında bekliyor işte. Yani şurasının, buranın yukarı yönde katlaması orayı gösterebilir. Yabancının ne yapacağı önemli. Diğer bütün kağıtlarda olduğu gibi, ama bunlar da gitmezse o zaman eyvah, işler sakat olur. Yani burası maalesef gitmez, Tüpraş gitmez, o gitmez, bu gitmez falan. Nasıl gidecek? Bankalar gitmiyorsa falan. Türk Hava Yolları gitmiyor, bankalar gitmiyor. Yani Petkim durdu, bilmem ne. O zaman olmaz bu iş. Yani tavlar, mavlar falan filan hepsi tarihi zirvelerini şimdi artık göremiyorlar. Tekfen soran yok mu? Tekfen soran yok, çok şaşırdım. Peki, devam edelim. Bugün Afyon. Hocam son bir hisse için çok az bir vaktimiz kaldı. 1,5 dakikamız varmış. Bir de Akbank bakalım. Evet, Akbank'ta gene. Bugün de bir ceza haberi vardı Akbank'ta. Sigortacılık faaliyetleri durduruldu geçici süreyle. Yani bu yukarı yönde katlayabilir. En son yalnız 8-20, 20 gün, 50 günlük ortalamanın olduğu yer. Bence orada artık son direniş orada olur. Onun altı, onun altı maalesef 7.60 civarındaki dipler olur. Yani 8.20'de bu artık durdu. Şu anda 8.60'da, 8.54'te destek var. 20 günlük ortalama. Eğer oraya eskaza delerse, dediğim gibi 8.20'de karşılarız fiyatları. Ama normal şartlarda şurada 6.4 ve 8.4 arasındaki bu çanak, yani şu çanak, tamam mı? Şurası bir türlü yukarı yönde katlayamadı. Katlarsa zaten 6.4, 8.4, 2 lira. 2 lira da üzerine koy, 10 lira 40 kuruşa doğru yolcu olması lazım. Lazım da işte bankalar, mankalar da orada da bir tıkanıklık var nedense. Yani şunları da şöyle çizebiliriz. Dipleri çizip tepeleri de birleştirebiliriz. Şöyle birleştirelim tepeleri de. Oradaki hedef şuralarda bir yerde görünüyor. 9.6, 9.7 gibi. Ama bu biraz daha uzar da ondan sonra çıkarsa onun üzerine gidebilir. Tabii bu tarafa doğru yayılıp da
O zaman yükseklik artıyor burada beklenti. Evet, geçelim. Geçemiyoruz. Yine bitirdik hocam süreyi maalesef. Bu arada yazmış olduğunuz bütün hisseleri tek tek not aldım. Çarşamba günü hepsini burada hazırlayacağım programdan önce. Çok çalışkan bir öğrenci olarak hocam. Bu arada merak ettiğiniz hisseleri Twitter'dan da bana yazabilirsiniz efendim. Çünkü programdan önce hazırladığım için grafikleri, o yüzden öncesinden merak ettiğiniz hisseler varsa hem YouTube'dan yazmış olduğunuz hem de Twitter'dan yazmış olduğunuz bu hisseleri arada hazırlıyoruz diyelim. Sağla biten bazı hisseler var. Burada da konuştuk. Yunsas'ı 5 lirada. Carrefour'sa, Teknosa hocam. Teknosa 3 lirada. Hakikaten inanılmaz bir... Carrefour'sa bugün yukarıda. Gördüm bugün. Değil mi? Evet. Daha var. Birkaç tane daha var. Bakılmalı. Evet. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz efendim. Yarın yine aynı saatte sizlerleyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.